de alacağım var. Sizin de alacağınız var. Hepsini hesaplıyorum. Şimdiki soru Suriye meselesi. Efendim, şimdi bu İstanbul'da yaşayanlar için 500 binden fazla Suriyeli var İstanbul'da. Ve bu aslında iyi yönetilmeyi, entegrasyonu, uyumu, göçmen politikalarını da kapsıyor. Türkiye tabii büyük bir fedakarlık yapıyor bu konuda. İnsaniyetini gösteriyor. Ve hiç kimsenin ırkçı yaklaşım hakkı yok burada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak her ikinizden ben bu Suriye meselesinde bu çocuklar, yani Türkiye'de doğuyorlar, İstanbul'da doğuyorlar, ne yapacağınızı çok merak ediyorum. Bu aynı zamanda benim çok değerli bir meslektaşımın sorusu. Buyurun Ekrem Bey. İsmail Bey, mülteci konusunu biz iyi yönetemedik. Mülteci konusunu sadece vicdanla ve toplumsal tavırla, davranışla açıklamak mümkün değil. Zira mülteci konusu aynı zamanda bir takım evrensel hükümler taşır. Şunun altını çizelim. Güneyimizde yaşanan bu insanlık dışı olaylar sonrası Türkiye'miz yalnız bırakılmıştır. Bunun altını çizelim. Ben bu konuşmayı yaklaşık 3,5 yıl önce Fransa'da katıldığım Avrupa Belediyeler Birliği ile ilgili bir toplantıda yaptığım konuşmanın içeriği aynı bu minvaldeydi. Yalnız bırakıldık. Siz bizi bu süreçte yalnız bırakarak dünyayı başka bir tehlikeye sürüklüyorsunuz diye Avrupa'da katılan katılımcılara seslenmiştim. Bugün geldiğimiz noktada bakın, 547 bin kayıtlı Suriyeli göçmen var İstanbul'da. Yani nüfusun %4'ü. Ve bu göçmen sayısının kayıt dışı rakamlarla 1 milyona ulaştığı yönünde yoğun gözlemler var. Yoğun gözlemler var. 3 aşamaya bölüyoruz bunu. Yani göçmenliğe ve mülteciliğe ilişkin mutlaka ve mutlaka 16 milyonluk kenti yöneten bir belediye başkanı olarak bir masa kuracağız. Ve bu masa aktif çalışacak. Bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu hususta ürettiği bir politika yok. Sessiz, kulakları tıkalı. Ya siz 16 milyonluk şehri yönetiyorsunuz. Nasıl sessiz kalabilirsiniz? Siz politika üretmelisiniz. Bir, biz mevcut mülteci insanları, özellikle çocuklarını, özellikle kadınlarını bir envanter çıkarıp bir takım, bakın ben sokak sokak geziyorum, çocuk evlilikleri görüyorum. Çocuk evlilikleri. Yani mevcut mülteci kadınlarının farklı uyruklarla da evlendiğini tespit. Sokakta görüyoruz, konuşuyoruz. Dolayısıyla biz çocuğu ve kadını koruyacağız. Belediyede özel masa mı kuracağız? Kesinlikle. Özel bir masa kuracağız ve bu konuyla özel ilgileneceğiz. İkincisi, yani bu envanter çalışmasıyla beraber biz, yani şunu da söyleyeyim. Benim partimden olabilir. Plaja girmesini, ya yanlış kardeşim. Ben insanlık dışı uygulamalara net yanlış, bitti, nokta. Biz bu işin bu tarafında en insani duygularımızla, bizim geçmişten bugüne kapsayıcı duygularımızla hareket edeceğiz. Bir ikinci husus. Bunu yaptık mı? Yaptık. Ülkemiz adına ulusal politika geliştirme noktasında aktif davranacağız. Aktif davranacağız. Yani burada nerede yanlış yapıyoruz? Bir anda 3,5 milyona yakın mülteci bu ülkenin her yerine dağılmamalıydı. Bunu engellemek için neler yapabiliriz? Bu süreci nasıl destekleyebiliriz? Bu anlamda belediyelere düşen görevler nelerdir? Nasıl paylaşabiliriz? Peki. İşin içinde olmamız gerekiyor. İlave kullanın, buyurun. Tabii 30 saniyeniz. 1,5 dakikaydı. 1,5 dakikaydı. Neyse, hızlıca toparlıyorum. Üçüncü husus, bakın üçüncü husus. Biz uluslararası alanda da 16 milyonluk kenti yönetiyoruz. Bu ülkenin sesi olarak gidip şunu diyeceğiz. Güneyimizde yaşanan olaylarda toprağın altındaki petrolü düşünerek sadece, oradaki barış sürecine katkı sunmayarak, oradaki demokrasi sürecine katkı sunmayarak bizi mülteci sorunuyla baş başa kıramazsın. Peki. Bu anlamda mücadelemiz devam ediyor. Son cümle. İstanbul'un sokakları tehdit altında. İstanbul'un mahallelerinde doğudan, güneyden, kuzeyden gelen vatandaşlarımız ekmeğinin elinden alındığını düşünüyor. Ve bu hususla ilgili bizden aktif rol almamızı istiyor. Biz aktif rol alacağız. Peki. Bu sürece çok önemli bir başlık olarak ele alıp mutlaka katkı sunacağız. Bütün sürenizi masruplaşmış oluyoruz. Evet. Binali Bey, siz efendim bu Suriye meselesi, tabii Türkiye'nin bu konuda gösterdiği fedakarlık gerçekten, hani bu dünyanın bütün zengin ülkelerinin gösterdiği tutarsızlık ve ilgisizliğin yanında çok önemli.
Fakat İstanbul'da 500 bin, biz bunu acaba gerçekten hani fedakarlık yapıyoruz, bütçe ayırıyoruz ama siz belediye başkanı seçilirseniz ne yapacaksınız efendim? Ekrem Bey çok şey anlattı da ne yapacağını söylemeyi unuttu. Ben anlatayım ne yapacağım. Bir, göçmen konusu, özellikle Suriyeliler. Biliyorsunuz Suriye'de iç savaş başlayınca bu insanlar ölümden kaçtılar. Canlarını kurtarmak için bize sığındılar. Biz inancımız gereği, geleneklerimize uygun olarak misafir ettik. Yani biz ev sahibiz. Onlar muhacir. Misafir ettik. Ve bu işin başlangıcı böyle oldu. Şimdi bunlar geçici koruma statüsündeler. Böyle bir kimlikleri var. Geçici koruma. Nerede olurlarsa olsun, hangi şehirde olurlarsa olsun, bunların hepsinin kaydı kuydu var. Eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri de veriliyor. Bunlar en temel insanlık hizmetleri. Tabii şu görüşüne katılıyorum. Uluslararası camia bunlara gerekli desteği vermedi. Sadece Türkiye'yi bu konuda ne kadar güzel yaptığını, tam bir insanlık dersi verdiğini her platformda söylediler ama ellerini taşın altına koymadılar. Akdeniz'den sınırlarına ulaşan veya kara sınırlarına ulaşanları oralarda açlığa, yoksulluğa, yokluğa terk ettiler. Hatta denizde boğulmalarına göz yumdular. Lafı uzatmayalım. Bunlar geçici, gidecekler. Nitekim Afrin harekatını yaptık biliyorsunuz. Ben başbakandım. Oraya şimdi bir kısmını gönderdik. Cerablus'u, Elbab'ı aldık, oraya gönderdik. 500 bine yakın Suriyeli gitti. Şimdi Fırat'ın doğusundaki o bölgeyi 711 kilometre, 50 metrelik bandı temizleyip diğerlerini de oraya göndereceğiz. Ama bu süre içerisinde İstanbul'da yaşayan özellikle belirli ilçelerde Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt, Beyoğlu gibi bölgelerdeki sayı fazla. Burada bir asayiş sorunu, İstanbulluların huzurunu, İstanbulluların rahatını kaçıran olaylara karışırlarsa, kanunsuz işler yaparlarsa, bunların normal seyirde gitmesini beklemeden hiç kusura bakmasınlar, tutar göndersin. Peki. Bu kadar açık. Bunu tabii belediyenin... Son bir dakika öbür taraftan kalmıştı, onu veriyorum. Belediyenin bu işi tek başına yapması mümkün değil. Bu iş şöyle yapılacak. Yani merkezi hükümetle yapılacak, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi ile yapılacak. Yani bu bir koordinasyonla çalışacak. Bir konuda düzeltme yapmak isterim. Buyurun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şey var. Yani mültecilerle ilgilenen bir birim var. Belki bu birim daha güçlendirilebilir. Peki. Ben buraya gelmeden önce o bilgiyi aldım. Onu ifade etmek istedim.